Efendim Edesa TV'de gündem özel programı kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Doğan Aylan. Kendisiyle ilk bölümde hem ekonomiyi konuştuk, özellikle ekonomiyi öyle diyelim, tarımı konuştuk. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz Sayın Aylan. Önünüzde birkaç kitap vardı. Evet. Bu kitaplardan ikisi hakkında bahsettiniz. Diğerleri kaldı. Seyircilerimiz de merak ediyordur. Biri Biz Türkiye'yiz. Biz, öyle mi? Biz Türkiye'yi, biliyoruz. Bunu neden bu isim altında yazdık? Biraz evvel ifade ettiğim gibi ben zaman zaman devlet planlama teşkilatında belli projeler hazırlayan bir kişiydim. Ve geleceğe ait projeksiyonları yapabilmeniz için sizin önce Türkiye'yi biliyor olmanız lazım. Yeniden Refah Partisi'nin ARGE başkanlığını yapıyorum. O zaman biz devlete talip isek Türkiye'yi bilmeliydik. Bu kitabın görünen kalınlığı 536 sayfa. Ama arkada bir CD'miz var. 7198 sayfada burada. Yani bu kitap özetle 7722 sayfa. 7722 sayfa. Peki bu kitapta ne var? Türkiye'deki bütün kurum ve kuruluşların, bütün iller ve ilçeler bazındaki davranışları, değişimleri, biz bunu bilmeliydik ki geleceğe ait bir çalışma yaptığımızda bu bize referans olsun. Örnekler vermek istiyorum. Yani çok pardon, Türkiye'yi şehir şehir, il il, ilçe ilçe mi ayırmışsınız bu kitapta? Evet, arkadaki CD'de bütün illerdeki değişimleri tek tek anlatıyoruz. Her ile ait 100 sayfamız var. Ayrıca genel anlatımda, şöyle içlerini açayım, arkadaşlarımız görsünler. Böyle, bunu hazırlarken de televizyon tekniği kullandım. Şimdi, değerli halkımız çok uzun okumayı sevmiyor. O zaman ben nasıl bunu okunabilir hale getirebilirim? Sadece halkımız değil, teşkilat üyelerimiz dahil olmak üzere. O zaman ben bir konu seçip grafik, harita vesaire yerleştirmeliyim. Kısaca açıklamalıyım. Sonra onunla bağlantılı ikinci konuyu. Evet. Teknik buydu. Dolayısıyla mesela şu anda Türkiye'de hangi ilde hangi hastalık daha çok artıyor biliyorum, burada var. Hangi ilde rüşvetten daha çok mahkum var biliyorum. Hangi Türkiye'nin hangi yolunda biliyor musunuz? Coğrafi bilgi sistemlerinde biz bütün yolları kodladık. Diyelim ki yarın bizim bir Ulaştırma Bakanımız olacak. Ulaştırma Bakanı'na da işte arkadaşlar ellerine dosya alıp gelecekler. Bizim işte diyecekler ki, örnek olsun, laf olsun diye söylüyorum, Bozova ile Siverek arasında yolumuz yok. Biliyor musunuz? Biz bunları bilgisayara kodladık. 2-3 saniye içerisinde Bozova ile Siverek arasını açıyoruz. Oradaki yollar kaç metredir? İkili taşıma yolu mu, otoban mı vesaire mi? İhtiyaç var mıyı? Bizim bakanımız inşallah saniyeler ölçüsünde söyleyecek. Eksik olup olmadığını bilecek. Şimdi adam heyet geliyor. Bizim şuyumuz yok, buyumuz yok diyor. Her konu hakkında saniyeler ölçüsünde biz o bilgiye ulaşıyoruz şu anda. Hangi ilçe kaç ton domates üretmişten, hangi ilçede iç göç ne kadar olmuşa varıncaya kadar, Bozova'daki doktor sayısına varıncaya kadar ya da hemşire sayısı nerede arttı, nerede eksildiği görünene kadar, polis sayıları nerede daha fazla, nerede göç başladı bilene kadar, Türkiye'deki bütün iç göçlerin farklı sektörlerdeki dinamiklerini biz anlamalıyız ki, sebeplerini ortaya koyarak çözümlerini üretebilelim. Bu kitap. Başta AKP olmak üzere bütün partilere bunları da dağıttık. Çünkü derdimiz o değil. İşte ben büyük televizyonlara da çıkıyorum. Büyük ya da küçük, yanlış anlaşılmasın. Yani seyircisi yerel ve ulusal. Ulusal diyelim. Düzeltiyorum. Gazeteci arkadaşların en çok ilgilendiği kitaplardan biri de bu oluyor. Çünkü bir temel kaynak. Eskiden bunları devlet planlama teşkilatı hazırlardı.
Şimdi Türkiye'nin hiçbir kurumunda bu kadar 7722 sayfalık raporu yok. Ben de onu merak ediyorum. Siz şu an yani iktidar değilsiniz. Yani tabii. Siz sadece yönetime aday olan, talip olan daha doğrusu. Evet. Kim olursa diyorsunuz ki bu kitabı alsın. Biz her şeyi özetini çıkarmışız zaten. Evet. Bunu yapmış oluyorsunuz. 7722 sayfa. Evet. Diyorum ya, yeniden Refah Partisi olarak işte arkadaşlar Şaralop işte yapacağız, edeceğiz, o kötü, şu kötü, bu kötü, ben daha iyiyim cümlelerinin biz çok dışına çıktık. Başkasının ne yaptığıyla çok ilgilenmiyoruz. Biz devlete talibiz, Türkiye'yi tanıyoruz, Türkiye'nin çözüm, bunların, bu problemlerin çözümlerini de biliyoruz. Bunları göstereceğimiz kitaplar yazdık. Hatta bir adım öteye taşıdık. Bu 81 il yüzlerce proje yazıyor. İçinde 681 tane proje var. 681 proje. Hangi ile hangi yatırım yapacağımızı dahi biliyoruz. Ana konuları. Yani bunlar genel Türkiye'ye para kazandıracak kaynak paketleri. Bir de ayrıca mesela Urfa'ya ne yapacaksın diyorlar. Bir şey vaat edelim diye söylemiyorum. Urfa'nın gereklerini biliyorum. Urfa tarım kenti, tamam. Hı hı. Ama ne sıkıntısı var? Gübre sıkıntısı var. Peki biraz sonra onu konuşacağız. Bu kitapla evet. Yine devam edelim. 81 ilimize yüzlerce refah projesi. Evet. Ve kalkınan Türkiye. İlk 4 yıl içinde ne yapacağımızı anlattığımız. İl. Bu İl. Sadece tarımla ilgili değil tabii bu bahsettiğiniz. Hayır değil. Tarım, enerji, sanayi, hepsi, enerji. Tamamı var. Hani Urfa için başlamıştım. 7-8 tane şeyimiz var. Hı-hı. Temel Urfa'ya özel. Bir de Urfa'nın genelini ilgilendirecek milli kaynak paketlerinde var. Mesela hiç aklınıza gelmez biliyor musunuz? Biz engelli fabrikaları kuracağız Urfa'da da. Türkiye'nin en büyük eksiklerinden biri, Türkiye'nin %13 ile 15 arasında net sayı çıkmadığı için söylüyorum, engellidir. Hı hı. Hepimiz yarın engelli adayız. Adayız zaten tabii. Bu bölgede de Urfa'yı seçtik biz. Neden? Çalışacak kişiler tamamen engelli olacak. Üretecekleri malzemede Avrupa standartında engelli malzemesi olacak. İşitme aletlerinden tutun, beyaz bastonlara kadar, yürüme sandalyelerinden tutun. Aklınıza her ne gelirse bizim engelli kardeşlerimiz burada üretecekler, burada iş bulacaklar. Sadece belli konuları, muhasebeyi vesaire yapması için normal vatandaşlar çalışacaklar. Dolayısıyla biz Türkiye'de sadece 7 bölgeyi ayırmadık, 10 ayrı şehrimizde bunu kuracağız ki engelli kardeşlerimiz de bundan yararlanabilsin gibi. Mesela biyopestisit fabrikası kuracağız. Şimdi bunu çok anlamıyorlar. Ne demek biyopestisit? Biz topraklarımızı kirletiyoruz kimyasal gübrelerle. Biyolojik savunma için geliştirilmiş muhteşem örnekler var. Onun fabrikasını burada geliştireceğiz. Hem toprağa zarar vermeyeceğiz. Hem de çok fazla burada çiftlik, yatırım yeri, çiftçi olduğu için onlardan faydalanacaklar. Gübrede de tamamen organik olan sıvı gübre üretimini gerçekleştirdik. Benim Ar-Ge komisyonunda bir profesör doktor arkadaşım daha var. Bildiğiniz Leonardit'ten. Değerli izleyenler çok bilmeyebilir. Leonardit 900 kalorinin altında bulunan lignitlere verilen isim. Hı. Tabii özel başka organik malzemeler katarak sıvı gübre yaptı. Kendisinin Sivas Kemerek'te 1600 dönüm toprağı var. Orada ikiye ayırdı toprağını. Önce normal verilen kimyasal gübrelerle aynı tohumu denedi. Diğer tarafta da kendi sıvı gübresiyle. Arada iki misli fark var verimde. Sonradan Türkiye'nin önemli bir gübre fabrikası bunu aldı. 10 misli fiyatla sulandırarak piyasaya sattı. Biz bunların fizibilitesini çıkardık. Türkiye'nin şu anda gübre açığı 2 milyon ton. Diğerleri ithal için karar verilmiş. 3 geliyor. Ama 2 milyon ton açığımız var. 2 milyon tonluk sıvı gübre için fabrika kurulursa bize maliyetini vidasına kadar çıkardık. 140 milyon dolar büyük bir rakam da değil. Evet. Dolayısıyla biz bunları bu bölgelerde yapacağız. Ve halk en azından organik bir şeyle toprağını kirletmeyecek, Fırat'ı kirletmeyecek, Dicle'yi kirletmeyecek. Farkında olmadıkları bir şey var. Bizim Harran gibi, Suruç Ovası gibi geçmişte
susuz bırakılan topraklarda çatlaklar dikine gelişir. Siz istediğiniz kadar suyu ve gübreyi verin, tava usulü, karak usulü, salma usulü, o gübreli DAP gübresi, o malzeme dikine olarak gider, yine Fırat'a karışır. Suyu bozar. Biz bunları engelleyeceğiz. Damla sulama sistemine geçeceğiz. Harran'dan başlayıp Adana'ya kadar giden bütün ovalarda. Dolayısıyla olaya sadece şehirsel bazda değil, coğrafi şartlarımızı, ovalarımızı ve burayı besleyen kaynakları da bilerek hazırlandık. Evet. Dolayısıyla her kim bizi sınamak istiyorsa, biz her türlü basın yayın organı önünde, her türlü televizyonda bunları tek tek tartışmaya hazırız. Sonra bir şeye daha karar verdik. Biz insan yetiştireceğiz. Pratik çözümlerimiz var. Ben bunların hepsini ya bir de bunu yazalım diye yazmıyorum. Örneklerini o gittiğim ülkelerde gördüklerimden de alıyorum. Şimdi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da şartlar, sebepler bunları tartışmıyorum ama de facto bir gerçek var. Bizim insanlarımız çok okumadı. Okutulanlar da eksik olarak okutuldu. Eğitim, öğretmen eksiği var. Dışarıdan gelen adamların iyi öğretememesi var. Sürgün yerine çevirdiler var. Var oğlu var. Bunlar Türkiye'nin gerçeği. Bunu reddedebilirsiniz ama ben gerçeği görmeliyim ki geleceğe ait projeksiyonu doğru koruyayım. Adam ilkokul 3'ten terk etmiş. Orta 2'den terk etmiş. Bunlar yüzlerce. Evet. Sorarsanız ben her işi yaparım diyor. Biz bunları alacağız arkadaş. Bizim tarım çiftliklerimiz var. Üçer aylık periyotlarla tarımın ihtiyacı ve o çift şeyle, o çiftliklerimizde merkezlerimiz, biz merkez olarak adlandırıyoruz. Tarımla ilgili buğday, arpa vesaire fark etmiyor. Bütün alet edevatları kullanılabilir hale getireceğiz. Şimdi adam ortaokulu bitirmiştir ama biçer döveri kullanır kardeşim. Ona bir ekmek parası olur. Tabii ki. Efendim traktörü kullanır. Evet. Efendim tohum atma makinesini kullanır. Öğütme makinelerini kullanır. Biz bu hayata umudu olmayan vatandaşlarımızı ekmek kapısı hazırlayacağız. Sadece işte efendim bilmem ne üniversitesi mezunu olması gerekmiyor. Bir başka gerçek var. Allah aşkına ziraat fakültesini bitiren adamlar hangi traktörü, hangi biçer döveri kullanmış? Peki buna ihtiyacımız var mı? Var. Bu bölgede de biliyor musunuz işsizlik gençlerimiz arasında %27. Bu çocukları boş bırakırsan dağa kaçacak. Ülkesine haset duyacak, kin duyacak. Bizim devlet olarak vazifelerimizden biri de bunu anlamak ve buna uygun çözümler üretmek. O zaman bu çözümlerden biri de tahsiline bakmaksızın. Alet edevat kullanmak çok fazla doktora, master falan istemiyor. Evet. Ama ben onları ekmek sahibi yapacağım. Evet. Bu merkezlerimiz var tarımla. Üstelik başkanım bizim çiftçilerimiz de çalışkan değil mi? Yani diğer gayet ülkelerle tabii. Bir kıyaslama yaptınız mı bilmiyorum ama. Ama bakın ben değerli AKP'ye oy veren sevgili halkım kusura bakmasın. İyi yaptıkları şeyleri tabii kendileri anlatırlar ama benim muhalefet partisi olarak vazifem ya bir yerde bir yanlışlık var Allah aşkına bunu görün demek. Mesela evet. Düşünebiliyor musunuz yıl 2011. 2011'de çok şey olduğunun bir tanesi de bu. Bizim SGK'ya kayıtlı yani sigortalı köylü sayımız, çiftçi sayımız 1.121.734. 1.121.734. Şimdi 493.016. Üçte biri kadar. 600-700 bin kaybetmişiz Allah aşkına ya. Evet. Nereye gitti bu adamlar? Bu adamların ailesi yok muydu? Vardı. Ben bu gerçeği göremiyorsam, bunun arkasına 40 tane yalan söyle. Sayın Binali Yıldırım Beyefendi eski başbakanımız çıktı dedi ki aslanım koçlarım siz sonuna kadar çalışın arkanızdayız. Ya bu nasıl arkada olmak? Benzinin, mazotun bedeli çıkmış 5'ten 25'e. Çok net rakam söyleyeceğim. Gübrelerin bedeli %500'de %800 arttı biliyor musunuz? Ne kadar ihraç ediyoruz gübreyi? Biz ithal ediyoruz. Pardon ithal ediyoruz özür dilerim. Ne kadar ithal ediyoruz? Eskiden 6.7 milyon ton ithalimiz vardı. Köylü ortada kalmadığından şu anda 3.5 milyon tona düştü ithalimiz. Bize diyorlar ki ya işte düştü ya. Onlar sonucu gösteriyor ama niye düştüğünü söylemiyorlar. Ortalıkta çiftçi kalmadı. Kullanan adam kalmadı.
Herkes şehirlere gidiyor. Peki sizin o az önce bahsettiğiniz o sıvı gübre demiştiniz ya. Evet. O yetiyor mu? Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabiliyor mu sizin bahsettiğiniz? Biz önce 2 milyon ton üretip vatandaşlarımızın bir diğer refleksi de duyduğuna değil gördüğüne inanmasıdır. Bir iki sene ilk önce hedefimiz 2 milyon tonluk üretmek. Sonucu gördükten sonra biz dışarıdan ithal etmeyecek noktaya geleceğiz. Evet. Bu yani zamanla olacak bir şey. Evet, yoksa bir kereden ilk, olmaz. Olmaz ama ilk 4 yıl içerisinde biz halkımıza nefes aldıracağız. Burada anlatacağım çok önemli bir şey var. Bazen Buyur. Diyorlar ki ya güzel de hocam bu 120-150 milyar dolar diyorsun. Hani biz de burada bir saatte dinliyoruz. Yani nedir bunlardan bir iki şey anlat da biz de bilelim. Allah Türkiye'ye enerji lütfetmiş. Güneş. Güneşin Türkiye'deki potansiyeli artık bunlar ölçülebilir malzemeler 380 bin megawatt. Yani Allah'ın güneş lütfetmiş. Türkiye eğer gerçekten dibine kadar üretebilse 380 bin megawattlık güneş santralına uygun güneşimiz var. Bu hükümet bunun %2'sini kullandı. 7 bin megawattlarda. İktidar olmak başka bir şey, muktedir olmak başka bir şey. Muktedir olmak için doğru tercihler yapmak mecburiyetindesiniz. Ama bu hükümet yapmamıştır. Bu hükümet dışarıdan ithal doğalgaza, bu hükümet dışarıdan ithal kömürlere bel bağlamıştır. EPEDAKA Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2014 yılında toplanıyor. Diyor ki Türkiye'ye ait bir projeksiyon yapalım. Türkiye'yi nasıl enerjiyle rahatlatacağız? Yaptıkları dönemde kömürle alakalı olan santrallarımızın miktarı 3500 megawatt. Bunlar diyorlar ki biz 7 yıl içerisinde 18.080 megawatta çıkartacağız. Peki bunu yapmak için ne yapacak? Dışarıdan kömür ithal edecek. Şu andaki doğalgaz santrallarımızın gücü 25.000 megawatt. EPEDAKA neye karar verdi? Daha çok doğalgaz alacağız. Türkiye'deki santralları 67.000 megawatta çıkartacağız. Evet. Onların kafasındaki her şey ithalata dayalı. Dolayısıyla bizim kafamızda böyle bir şey yok. Biz öz kaynaklarla evet. yapacağız. O kitaptaki milli neydi? Şu kitabı tam olarak milli kaynaklarımız kaynak paketlerimiz. Yani milli evet. kaynak paketi. Her şeyimiz milli. Sayısal, harita üzerinde gösterilmiş ve gerçek taban bilgilere oturan, uluslararası bilgilere oturan. Evet. Ya öyle şeyler yapıyorlar ki şimdi bunu da yapmamışlardır diyorsunuz ama yapıyorlar. TÜİK bizim sözüm ona Türkiye'deki istatistikli bilgileri doğru vermesi gereken kurum değil mi? Evet. Yıl 2009. Artık kimseye söylemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen kontrol ettirin diyorum. 2008'in Mart'ında TÜİK'e bir başkan tayin ediliyor. Ondan sonra gerçi çok değişti başkan. Canı sıkılan TÜİK başkanını değiştirdi. Başbakanlar, ilgili bakanlar vesaire. Ama olay şu. Sanki biri bunlara emir verdi. 2009'dan sonra keçi sayısını artırın demişler. 2009'a kadar aşağı inen rakam böyle dimdik bir çizgi şeklinde yükselmiş. Koyun sayısını artırın demişler yükselmiş. Hepsi 2009'da. İnek sayısını demişler yükseltmişler. İnanmayacaksınız. Keçilerden koyunlardan kırkılan yün miktarını bile 2009'dan sonra yukarıya fırlatmışlar. Biri emir verdi bunlara. Yalan bilgi. Eğer siz Türkiye İstatistik Kurumu'ndan doğru bilgi alamaz iseniz geleceğe ait doğru projeksiyonlar yapamazsınız, evet. doğru kararlar veremezsiniz. Tıpkı şu anda enflasyon düzeyinde hata yaptıkları gibi. Enflasyon, değerli izleyenler çok takip etmemiş olabilir. 100 tanelik bir paketi vardır. Halkın en çok kullandığı. Bu 100 tanedeki artışa bakarlar. Ama o paketin içine ne konulacağına TÜİK karar veriyor. Pimpon topunun olmasını bekler misiniz?
raketinin olmasını bekler misiniz? Kayak malzemesinin olmasını bekler misiniz? Ya vatandaş biber patlıcan peşinde. Evet. Dolayısıyla onun içine ne korsanız arkadan da yemin edersiniz kardeşim bu çıktı diye. Ama öyle değil. Esas şu. Benim halkımın kullandığın gerçeği nedir? Temel gıda güzel. Yani temel dediğimiz. Temel gıda nedir? Temel kullanım aracı nedir? Evet. Petrol nedir? Şu nedir? Bu nedir? Avrupa'daki bize standart olarak uymaz. Adamın geliri farklı. Seçtiği şeyler farklı. Evet. Öncelikleri farklıdır sonuçta. Öncelikleri farklı. Oradan seçip buradaki paketin içine koyamazsınız. Yaptıkları en büyük yanlışlıklardan biri odur. Ama 2009'u gördükten sonra keşke imkanımız olsaydı da projeksiyonla hepsini gösterebilseydik. Ismarlanmış gibi hepsi 2009'da yukarılara çıkmış. Aniden. Öyle bir şey olamaz. Sonra gidin bakın TÜİK yani Türkiye'nin güvenmesi gereken bir kurum değil mi? Evet. İnek günde kaç litre süt verir diye yazmışlar. 10.86. 22 yıl boyunca o çizgi yatay devam etmiş. Hiç değiştirmemiş. 10.86 olarak mı devam ediyor? 10.86 olarak devam ediyor. Belli ki çalışmıyorlar. Yani biri 10.86 demiş. Yaz aslanım 10.86 bu senede diyor. 22 yıl boyunca. Keçilerin verdiği süt sayısı miktarı, koyunların verdiği süt miktarı çizgi gibi takip ediyor. Paralel çizgilerle gidiyor. İnanmayacaksınız. Mümkün mü yani hep aynı kalması? Bunlar burada var. Türkiye'nin merası 2002 yılında 14.7 milyon hektar. 22 yılına kadar çizgileri uzatmışlar. 22 yılında da 14.7 milyon hektar. Ya Allah'ınızdan korkun. TOKİ her tarafı talan etti. Köylü, hayvan yetiştiren köylü mera bulamıyor. Biz uyduları kullanarak meraları ölçtük. 8.5 milyon hektara düşmüş. Vatandaş mera bulamıyor ki hayvanını beslesin. Ben aşiret reislerle de görüşüyorum. Geçmişte de görüştüm. Adam diyor ki 45 bin üyesi olan bir aşiretten bahsediyorum. Bize bir gün geldiler efendim burası terör hassas bölge. İn aşağıya. Muş'tan nereye? Diyarbakır'a. Ben hayvanımı ne yapacağım? Et balığa git sat. Adam diyor biz et balığa gittik sattık. Gerekçeleri ne? Ya PKK gelir de bu dağdaki 3 tane koyununu alırsa onları beslemiş olursun. Aman bu suç. Güzel de o hayvanları koyacak bir yeri yok. Adam diyor ki 9 çocuğum vardı. Şehre bu çocuklar inince hepsi olduğu gibi kalmadı. Büyük şehirlerde hele de Diyarbakır gibi eğitim enstitüleri var onların kurduğu. 3 tanesi dağa çıkmış daha sonra. Eğer çocuklar hazır değilse etki altında kalmaları da çok yüksek oranda oluyor. Yani devlet yanlış bir politika izledi. Bunu ben net ifade etmeliyim ki çözümüm sahih olsun, doğru olsun. Devlet saklayarak bir yere gidemez. Benim yazdığım kitap sayısı 20. Bunların dışında da. Orada Petrolsüz Dünya diye de bir kitabım var. Sular Kızıl Akacak diye de bir kitabım var. Sular Kızıl Akacak adlı kitabımdaki bir bölümün ismi resmi rakamlar Türkleri de kandırıyor, Kürtleri de kandırıyor diye. Yani ben düşüncelerimi saklayan, aman bir şey olur diye korkan biri değilim. Çünkü varlık sebebim ülkeme doğru yolu göstermek. Hep karşı taraf suçlu diyerek çözüm üretemezsiniz. Şimdi en basit batıdaki profesör arkadaşlarım bile aman diyorlar gözünüze dizinize dursun. Kişi başına düşen en yüksek gelir hangi bölgede biliyor musunuz? Güneydoğu Anadolu bölgesinde Avrupa dahil. Kişi başına düşen en yüksek gelir Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'daki şehirlerde. Şanlıurfa'da dahil. Dahil. Ya diyorsunuz ki Allah'ın... Niye peki bu, ben bu işsizlik, söylüyorum. Bu fakirlik... Devlet yanlış teknik kullanıyor. O yüzden halkına yalan söylüyor. Buraya yaptığı barajların miktarını, ihale miktarlarını halkına bölüyor burada yaşayana. İşte diyor devlet sana bu kadar harcamış lan Allah'ından kork. Adamın cebinde para yok. Doğu Güneydoğu Anadolu'da kullanılan elektriğin ortalaması 500 kilowatt saat. Batı'da kullanılan Kocaeli, Bursa gibi illerimizde 6000 kilowatt saat. Bu ayrımı burada izleyen arkadaşlar yanlış anlamasın diye bir de parantez açacağım. Bu dağılım Türkiye'de çok garip. Yozgat'ta da 500 kilowatt saat.
Yani Doğu Batı Türkiye ayırt etmiyor. Bayburt'ta 500 kilowatt saat, Gümüşhane'de 500 kilowatt saat adam başı düşen miktar. Sanayi bölgelerinde 6000 civarında, 5000 civarında. O sanayi bölgesi olması sebebiyle. Evet. Ama yanlış algı ne? Burada yapılan yatırımları sanki o vatandaşa yapılmış gibi gösteriyor. Cebine giriyormuş gibi. Zaten az olan nüfusa bölüyorlar. Lan Allah'ından kork, gözüne dizine dursun diyorlar. Bak adam başı ne kadar masraf etmişim sana. Fukaranın cebinde para yok. Dolayısıyla biz gerçekçi olmalıyız. Eğer gerçeği bulamazsak bizim teşhislerimiz yanlış olur. Bu kitapların tamamının altında yatan bu olaydır. Evet. En son kitapta ne vardı? Burada bu çok önemli. Rahmetli Erbakan hocamın bir rüyasını kitaplaştırdık biz. D8. Evet. Developing 8'den D geliyor. Gelişmekte olan 8 Müslüman ülke. Birçok kişi Erbakan hocamın niye bu 8 ülkeyi seçtiğini şey edemez. 8 ayrı dile sahip 8 ülke. Eğer siz ilk seçtiğiniz 8'de 4 tanesini Arap ülkesinden seçseydiniz, Arapların bir davranış mekanizması var. İslamik Ekonomik Teşkilatı'nda da bunları çok gördüm. Onların kutupları Mısır. Adamlar geçmiş yüzyıllar boyunca kafalarında Osmanlı bu kadar ideal davranmasına rağmen Mısır kitaplarına, tarih kitaplarına yazmışlar. Osmanlı geldi sizin karınıza, kızınıza bilmem ne yaptı diye. Bunu beraber doktora yaptığım Mısırlı kadın anlattı. Esas dedi düşmanlığın altında yatan bizim kitaplarımızda çocuklarımıza Osmanlı'nın düşman olarak tanıtılması. Arapları kurtaran kutup olarak gösterilen ülke ise Mısır. O Birleşik Arap Emirlikleri'nin orayı ziyaret ettiğimde otellerde koydukları broşürlerine bakıyorsun. Hepsinin kutbu Mısır. Erbakan hocam bütün bunları bilen kişiydi. Eğer 4 tane Mısır'ın dışında daha Arap ülkesi koysaydı oylamalarda hep onların dediği çıkardı. Evet. O yüzden orada da bir grup oluşturacaklardı. O yüzden Türkiye, İran, Pakistan, Bengaldeş, Malezya, Endonezya, Nijerya dahil olmak üzere sebebi bu. Hocamın şeyi isteği şu idi. Biz dışarıdan alacağımız malzemeyi bu D8 Müslüman kardeşlerden alalım. Eğer bizde varsa biz satalım. Onlarda varsa onlar bize satsın. En azından çarşıda birbirimizi destekleyen kişiler olalım. Evet. Biliyor musunuz? Bu 33 milyar dolara kadar çıktı. D8'de ulaştığımız nokta. AKP döneminde en son geçen seneki rakamı söylüyorum 14 milyar dolardı. AKP diyor ya ben Müslüman kardeşleri destekliyorum. Ama rakamlar yalan söylemiyor. Rakam ortada. 14 milyar dolara düşürdüler. 33 milyar dolardan. İkincisini söylüyorum. Rahmetli Erbakan hocamın bir hayali vardı. İslamik dinar ya da Müslüman dinarı adı altında. Ben onun ismini özellikle genç kuşak beni daha rahat anlasın diye D8 coin olarak değiştirdim. Eğer blockchain sisteminde iki ülke alışveriş ederken önceden tanımlanmış, altın üzerinden tanımlanmış bir coin'i kabul etmişse eğer, biraz daha açayım bunu. Bu senenin başında 8 ülkeyi topladım, maliye bakanlarını. Dedim ki arkadaş, bir gram altın karşılığında senin kaç rupin var? Şu kadar. X mesela. X, Y, Z. Hepsini belirliyorum. 8 ülkeyi birden belirliyorum altın üzerinden. Sonra ben senden mal alırken bir yıl süresince bu rakam değişmeyecek. Bir yıl sonra benim paramın değeri yükseldi. O da alırken yine değişmeyecek. Değişmeyecek. Tamam. Bir yıl süresince birbirimize altın olarak tanımlanmış senin değerin neyse oradan benim değerim neyse oradan D8 coin'le alışveriş edeceğiz. Blockchain sisteminde yapacağız. Karşılıklı olarak saniyeler arasında paramız birbirine gidecek o blockchain sisteminde. Şimdi ne biliyor musunuz? Şimdi ben İran'dan bir mal alıp ya da sattığımda Swift kod diye bir kod var. Bu Swift kod hangi bankadan gönderdin, hangi şubeden gönderdin, hangi ülkeden gönderdin, niye gönderdin, miktarı nedir? Önce Amerika'ya bildiriyor. Amerika bunları bazen rakam büyükse bir ay,
Ben Irak'ın paralarının 3 ay bekletildiğini biliyorum. İran'a o paraların gönderilmediğini biliyorum. Amerika ülkeler arasındaki alışverişi kontrol ediyor Swift kodlarla. Eğer biz bunu D8 olarak ortadan kaldırabilirsek Amerika'nın gücünü o dakika kırmışız demektir, doların gücünü. Çünkü Amerika'yı Amerika yapan dolardır. Karşılıksız bastığı dolardır. Adam kağıdı dolara çeviriyor. Türkiye'den gelip fabrikalar satın alıyor. Evet. Karşılığında verdiği pamuktan yapılmış bir kağıt. Üstüne dolar diye yazdılar sadece. Bir kurumu Amerika'nın diğer kuruma diyor ki bana $1 trilyon bas. Pandemi döneminde Amerika'nın emisyonu yani piyasaya verdiği dolar $8 trilyon. Pandemi döneminde matbaalar çalıştı. $14 trilyon çıkarttılar. Karşılığı ne? Kağıt. Pamuktan yapılmış kağıt. Halka bir sürü paralar dağıttılar. Şimdi Amerika bunu geriye çekebilmek için emisyonu daraltmaya karar verdi Fed. Parayı geriye çektikçe bu sefer bizim dolarların rakamları yükselmeye başladı. Gerçek sebep bu. Evet. Özetle anlatmak istediğim bu kitapta inşallah bize nasip olur D8 coin'i üretmek. Zordur. Çok engelle karşılaşacağız. Tamam. Ama biz hür bir ülkeyiz. Ve bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Yoksa Amerika'nın pamuktan ürettiği o dolara mahkum olur. Sadece bir kağıt gönderiyor. Ben sana borçlanıyorum hazine olarak. Bana $1 trilyon bas diyor. Evet. Kağıt oraya giriyor. Para piyasaya giriyor. Karşılığı olmayan bir pamuk kağıt dünyada fabrikalar satın alıyor. Evet. Bunu anlattığımız bir kitap. Yani iktidar olsak bunu yapacak kudrete sahibiz. Evet. Türkiye'de zaten bunu yapacak kudrete sahiptir diyorsunuz. Şimdi arkadaşlarım işaret ediyor. Sayın Aylan saat 10'a geliyor. Saat 10'da da başka bir program olacak ama son olarak. Şimdi siz Cuma gününden bu yana Şanlıurfa'dasınız. Evet. Gezdiniz, dolaştınız, esnafla bir araya geldiniz, vatandaşlarla muhakkak sorunları söylemişlerdir. Yani çiftçiler özellikle bu sorunları size söylemişlerdir diye düşünüyoruz da. Neydi Şanlıurfa'daki o izlenimleriniz? Birkaç cümleyle alalım, ondan sonra sorular mı olacak hemen? Şimdi biz buraya il divanı için geldik. Ayda bir bizim Yeniden Refah Partisi'nin il divanı toplanır. İl başkanımız İsmail Yavuz Beyefendi sağ olsun beni davet ettiler. Ben de hasreten çok sevdiğim bir kişidir. Kırmadım çünkü Türkiye'de ben Marmara bölgesinden sorumluyum partide. 11 il 157 ilçeden. Ama Doğu Anadolu'da da kıramayacağım il başkanları var. Bunlardan biri de İsmail Yavuz Beyefendi. Geldim çok da severek çalıştım. Biz Bozova'ya gittik, Halfeti'ye gittik, Suruç'a gittik. Ve davranışımızı anlayın diye söylüyorum. Biz Mürşit Pınar kapısına gittik. Oradaki askerlerimizle kucaklaştık. Onların yaşadığı hayatla empati oluşturmaya çalıştık. Onlara moral vermeye çalıştık. Oradaki polislerimizle kucaklaştık. Şunu söylemeye çalışıyoruz arkadaş. Biz devlete talibiz değil mi? O zaman sınır noktasında sizinle beraberiz deyip sıfır noktasına gidip resim çektirdik biz. Karşıda binada da hep taciz atışları yaptıkları keskin nişancıların bulunduğu yerde biz yeniden Refah Partisi olarak bu ülkenin bir milimini dahi kontrol etmeye mecburuz. O yüzden sıfır noktasına gittik. Gayretimiz buydu. Dolaşma esnasında dikkatimi çeken ve haklı bulduğum için burada televizyonlarda anlatmayı arzu ettiğim bir şey var. Şimdi bir tanesi taksici esnafı ile ilgili. Biz burada taksici esnafların bulunduğu yerleri de dolaştık. Çünkü halkın nabzını en iyi tutan o arkadaşlardır. Ama halkın nabzını değil de kendi sıkıntılarını anlattılar. Ben de hak verdiğim için, olması gerektiği için inanarak söylüyorum bu söylediklerime. Şimdi burada yaklaşık 500'e yakın taksi var Urfa'da. Urfa'daki taksilerin değerini ihale belirler. Ama ihaleye sokmuyorlar. Yeni taksi ihtiyacı var 500 tane. İzin vermiyorlar. Bu sefer kaçak taksiler üremiş. Halfeti'ye kaçak taksi gidiyor. Suruç'a kaçak taksi gidiyor. Devlet vergi alabiliyor mu? Alamıyor. Alamıyor tabii. Taksici esnafın güveni nedir ya da güvencesi nedir biliyor musunuz? Taksi plakasıdır.
Adam yıllarca çalışır, emekli olduğunda o taksi plakası 1 milyon olur, 1,5 milyon olur. Onun emeklilik parasıdır. İhale, eğer devlet açmazsa, belediye açmazsa o ihaleyi, o hep arabanın bedeli kadar kalır. Şimdi ihaleyi açacak, diyecek ki 500 tane daha Urfa'da taksiye ihtiyaç var. Var mı? Var. Bir sürü turist geliyor, Allah'ınızdan korkun. Evet. İhaleye girip birileri de bu taksileri de satın alacak. İhale bedeli 900 bin liraya çıkacak, görün bakın. 1 milyona çıkacak. İşte taksicilerin emeklilik parası o olacak. Çünkü o plakayı sattığında... Plakası değer kazanmış olacak. Değer kazanacak. Hmm. Hakkı mı? Hakkı, hakkı kardeşim. Hmm. 30-40 yıldır adam taksicilik yapacak. Emekli olacağı zaman cız çıbıl ortada. Bir daire alacak parası olmayacak. Bu da haksızlık. Diğer yandan belediyenin halkına haksızlığı. Neden? 1000 tane taksiye ihtiyaç varsa 500 taneyle niye idare ediyorsun? Başka bir şey, belediyenin devlete gözükmeyen kazığı. Çünkü taksici esnafı vergi veren bir esnaf. Evet. Açıktan taksicilik yapan adam, korsan taksi vergi vermeyen vermiyor, adam. Vermiyor tabii. Dolayısıyla buranın belediyesinden istirhamı, bu dediğime iyi niyetle baksınlar. Tamam, muhalefet partisiyim ama taksici esnaf da Allah aşkına bu ülkenin çocuğu, bu toprakların çocuğu, başkası değil. 500 tane daha ihaleye çıkabilirler. İhaleye çıkıldığında gerçek taksi bedeli belli olur. O kişiler de daha gönül huzuruyla Halfeti'ye gittiklerinde kaçak taksileri görmezler. Kavgalar çıkmaz, kıskançlıklar olmaz. Evet. Diğeri, biz burada gelince tabii Sayın İl Başkanımız sağ olsun İsmail Beyefendi taziyelere önem veren bir kişi. Biz bu taziye evlerine gittiğimizde belediyeler normalde taziye evlerini ücretsiz sağlamalıdır. Bu bir halk hizmetidir. Ama onların birilerine verildiğini, onların da 5-6 bin lira gibi bir bedel istediklerini öğrendik. Evet. Bu doğru değil. Adam zaten anasını, babasını, çoluğunu, çocuğunu kaybetmiş. Bununla mı uğraşacak? Yoksa birileri para kazansın diye AK Parti Belediyesi ihaleyle birine verecek. O da 5-6 bin liradan günlüğü kiralayacak. Düğün salonu mu kiralıyorum kardeşim? Adam zaten yasta. Dolayısıyla bunlardan bir sıkıntı da bu. Biz buradaki küçük sanayi sitelerini gezdik. Yani ben bir ile gittiğimde klasik olarak işte halkın arasında dolaşayım, tuttuğum yanağından öpeyim, sırtını okşayayım, yeniden refaha oy ver falan, öyle bir şey derdinde değiliz. Hı. Gittiğimizde o ilin Ankara'dan gözükmeyen dertlerini görüp onlarla hemhal olup çözümlerini üretme noktasındayız. Küçük sanayi sitesine gittik. Esas problemleri şu anda müracaat etmiş 500 tane sanayici var, yer yok. Küçük sanayi sitesinde. Hmm. Onlar da diyorlar ki işte şurada bir yer var. Geniş 500 tane sanayiyi başlatacak. Posteki saydırıyorlar adamlara. Efendim bilmem ne kuralı, bilmem ne kuralı, bilmem ne kuralı. Allah aşkına devlet biraz pratik yönetilir. 500 tane aile, çoluğuyla, çocuğuyla hesaplarsanız şu kadar nüfus aç. Hmm. Bilmem ne memuru. Efendim kanunun şu maddesi. Tamam da iktidarda bulunan, o masada oturan idari amirler kanunlara iki türlü bakarlar. Ben bu sıkıntıyı nasıl ortadan kaldırayım diye bakar ya da en kolayını tercih eder. Lan bana ne der ya, gitsin ne yapıyorsa yapsın, reddeder. Biz o noktada değiliz. Biz halkımızı hiçbir ayırım gözetmeden mutlu etmek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla başta Evren Sanayi olmak üzere. Ha bir de talepleri var. Türkiye'nin her tarafında darbeci Kenan Evren'in soyadı da üzerine kurulmuş. Bütün evet. Çiftlikler değişmiştir. Kurumlar değişmiştir. Allah aşkına niye Evren de küçük sanayi sitesidir? Evet. Sağ olsun teklif etmişler Profesör Doktor Necmettin Erbakan sanayi sitesi olsun diye. Bu bizi ancak mutlu eder. Çünkü Profesör Doktor Necmettin Erbakan bir partiyi temsil etmiyor artık. Türkiye'ye geçmiş 50 yılını vermiş uluslararası bir kişiden bahsediyoruz. Bizi ancak memnun eder böyle bir karar verilirse. Dolayısıyla tarımla ilgili, DEDAŞ'la ilgili bir şey geldi. Var. İşte bilgi var. Şöyle. Çiftçilerin bu anlamda var mıydı sorunu? Arkadaşlar şimdi, işaret ediyorlar ama arkadaşlar bize müsaade edin birkaç dakika içerisinde. Evet. Şimdi buyurun. Bakın sadece burayla ilgili değil. Türkiye Elektrik Kurumu'nun bir ikiye böldüler önce.
TİH ve TEDAŞ yaptılar. Evet. Sonu EDAŞ biten, burada BEDAŞ'tır, DETAŞ'tır, başka bir şeydir. 21 tane EDAŞ kurdular. Bu hükümet üzerindeki bütün mal mülkle, kasadaki parayla bunlara bu EDAŞ'ları verdi bu bölgedeki. Devletin bütün hatlarını verdi. Ne bekliyordu? Bunları tamir etsinler vesaire. Ama biliyor musunuz, elektrik fiyatı 10 misli arttı. Bunlar sanki mal bulmuş mağribi gibi her gün bir fiyat artırma derdine düştüler. Devlet bu sistemi kendi yönetmelidir. Yönetmeliydi. Ve ben bunların sahiplerini araştırdım. Gene o mahşerin 5 atlısı. Evet. Allah'ınızdan korkun ya. Mezara kimse 1 lira götürememiş. Evet. Ve burada yani sistem... özelleştirilmesi zaten yanlıştı diyorsunuz. Baştan aşağı yanlış. Burada tam da ne zaman kesiyorlar biliyor musunuz? Vatandaş suya ihtiyacı var. Gidip ölçüyor. Aa, senin diyor bana borcun var. Kestim. Ya bırak fukarayı, ürününü toplasın. Senin de borcun varsa alırsın sonradan. Devletin sıcak yüzü de yok oldu. Bunu kasıtlı yaptıklarına dahi inanmaya başladım. Bu bakımdan Allah nasip eder iktidara gelirsek biz bu bütün EDAŞ'ları o mahşerin 5 atlısından alacağız. Peki. Sayın Aylan, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Esasında konuşulacak başka konular da vardı. Belki Suriye'yi konuşabilirdik. Suriyelilerin... Yönetmen istemiyor, ne yapalım? Başka bir program başlayacak. Biz şöyle diyelim. Ümit ederiz ki sonraki bir dönemde yine Şanlıurfa'ya gelirsiniz. Biz İnşallah. Tekrar bir program yaparız. Kıymetli başkanımıza sözüm var. Geleceğim evet. İnşallah. Peki. Çok sağ olun. Tekrar ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sevgili seyirciler, gündem özel programını burada noktalıyoruz. Konuğumuz yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Doğan Aylan. Kendisi 54. hükümetten bu yana, hatta öncesi de var. Milli evet. görüşü temsil eden bir isim. Neyi konuştuk? Temsilcilerinden biri, öyle diyelim. Hem Şanlıurfa yerelini hem de Türkiye genelinde ekonomiyi konuştuk. Rusya-Ukrayna krizinin Türkiye'ye ekonomik açıdan etkisi neydi? Onları konuştuk. İşsizliğe Yeniden Refah Partisi nasıl bir çözüm bulacak? Bunları konuşurken tabii Şanlıurfa izlenimlerini de aktardı bize sağ olsun Profesör Doktor Doğan Aylan. Bir de yazdığı kitaplardan birkaçı buradaydı. 5-6 tane kitap. Esasında yazdığı bugüne kadar 20 civarında kitap var. Ancak Yeniden Refah Partisi için yazılmış olan kitaplar 9000 sayfa. 9000 sayfa. Bu kitaplarda da ülkenin nasıl yönetileceğine dair çok önemli bilgilerin olduğunu bizimle paylaştı. Biz programı burada noktalıyoruz. Yarın 19.30'da ana haber bülteniyle karşınızda olmak üzere efendim. Hoşçakalın.